Türkiye elektrikli araç üretimi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk elektrikli yerli metrobüs üretildi. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. A Haber muhabiri Özkan Özcan ayrıntıları aktaracak. Evet, teşekkürler. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli metrobüsü bugün hayata geçmiş oldu. Bir özel firma tarafından geliştirilen bu metrobüs özellikle 250 kişilik yolcu kapasitesine sahip ve tek şarjla da 250 kilometre yol kat edebiliyor. Şu anda kameraman arkadaşım Burak Altun da sizlere gösteriyor. Bugün Ostim Teknik Üniversitesi ile birlikte bir işbirliği protokolü de imzalandı ve bu işbirliği çerçevesinde de artık Türk savunma sanayisinde pek çok Ar-Ge konusunda ve üniversite öğrencileriyle birlikte burada işbirliği çerçevesinde protokol imzalanmış oluyor. Dediğimiz gibi 250 kilometre yolcu kapasitesine sahip, 250 kilometre tek şarjla gidebiliyor. %100 elektrikli, çift körüklü, 5 adet solda, 4 adet de sağda olmak üzere toplam 9 kapılı 250 yolcu kapasiteli bir metrobüs olduğunu söyleyebiliriz. %100 Türk mühendisleri ve yüksek yerli teknolojiyle tasarlandı, üretildi ve bugün de bir teste tabi tutulmuş olacağını bir kez daha söyleyelim. Özellikle bu çevre dostu bir metrobüs ve sadece yurdumuzda değil Almanya'da, Lüksemburg gibi pek çok Avrupa ülkelerinde de bu metrobüs kullanılmış olacak. Özel bir firma tarafından geliştirildiğini söylemiştik. 7 yıl boyunca da pek çok ilde elektrikli otobüs üretiyor ve bu elektrikli otobüs sayesinde de pek çok ihracat ve yurt içinde de piyasalara da büyük katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte de Avrupa pazarında da daha fazla boy göstereceğinin bir kez de altını çizmiş olalım. Evet, Türkiye'nin ilk yerli metrobüsü bugün hayata geçmiş oldu ve 250 kişilik bir yolcu kapasiteli bir metrobüs ve dediğimiz gibi tek şarjla 250 kilometre yol kat edebiliyor. 4 saat boyunca ilerleyebiliyor diyelim ve sözü şimdilik İstanbul'a bırakalım. Yerli ve milli imkanlarla elektrikli metrobüs üreten firma Ostim Üniversitesi öğrencilerine istihdam sağlayacak. Üniversite ile firma arasında yapılan anlaşma doğrultusunda hem staj hem de iş imkanı sağlanacak. Hem ulaşımdaki trafik sorunu çözüldü hem de çevreye verilen zarar azaltıldı. Bundan sonraki süreçte ise üniversite öğrencilerinin istihdamı sağlanacak. Anlaşma Ostim Teknik Üniversitesi ile Türkiye'nin ilk yerli, milli ve elektrikli metrobüsünü üreten firma arasında imzalandı. 7 yıldır Türkiye'nin 9 ilinde faaliyet gösteren metrobüste bundan sonraki süreçte Ostim Teknik Üniversitesi öğrencileri de görev alacak. Öğrenciler kritik parçaların geliştirilmesinde teknoloji transferiyle firma adına çalışacaklar. Ostim Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın anlaşmanın detaylarını anlattı. Staj yapacak öğrencilerimize staj imkanı, mezun olan öğrencilerimize iş imkanı, aynı zamanda da bizim üniversitemiz zaten sanayiyle iç içe olan, yani okuyorken öğrencilerimiz zaten sanayinin içinde okuyor olacaklar. Dolayısıyla bizim için de bu firmamız tam bir üniversite. Burası da bizim bir sanayi üniversitemiz olacak inşallah. Üniversite rektörü Murat Yülek ise atılan imzaların önemine dikkat çekti. Her dönem mutlaka bir derslerini sanayinin içinde geçiriyorlar. Çünkü eğer bunu yapmazsak sanayiden haberdar olan maker engineer dediğimiz yapan mühendisleri yetiştirmemiz çok zor. Atılan imzaların ardından Ankara Sanayi Odası Başkanı ile Ankara Ticaret Odası Başkanı'nın da aralarında bulunduğu heyet başkentin en işlek caddelerinde elektrikli metrobüsle seyahat etti. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli metrobüsü yollara çıkmaya hazırlanıyor. Ankara Ostim Organize Sanayi Sitesi'nde üretilen elektrikli metrobüs tam şarjda 250 kilometre yol alabiliyor. Yüksek yerli teknolojiyle tasarlandı. Türk mühendisleri tarafından üretildi. Türkiye'nin ilk elektrikli metrobüsü ilk seferini Ankara yollarında yaptı.
Özel sefere katılan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir, Ankara'nın çevre dostu bu tür araçlara ihtiyacının olduğunu söyledi. Yeşil ekonominin önemine dikkat çekti. Yeşil ekonomi de aslında sadece emisyonlardan bahseden bir ekonomi değil, sadece ekonomik gelişmeyi değil, nitelikli kalkınmayı öngören bir ekonomi tipi. Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydınsa yerli metrobüs üretiminin önemine vurgu yaptı. Bu otobüse bütün Türkiye'nin sahip çıkması lazım. Yerli milli olarak buna kendi markasını vurmuş. Yani otobüsümüzü yapmışız. Törende metrobüsün geliştirilmesi için üretici firmayla Ostim Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü de imzalandı. %100 elektrikli olan metrobüs tek şarjla 250 kilometre yol alıyor. Çift körüklü 5 adet solda, 4 adet de sağda olmak üzere toplam 9 kapılı, 250 kişilik yolcu kapasitesine sahip. Ostim Teknik Üniversitesi ve özel bir firma tarafından elektrikli metrobüs üretildi değerli izleyenler. Aynı zamanda otobüs olarak da kullanılabilen metrobüsün test sürüşleri de yapıldı. Şimdi kameralarımızı Ostim Organize Sanayi Bölgesi'ne çeviriyoruz. Elektrikli metrobüsün özelliklerini muhabir arkadaşımız Şeyma Bay bizlere anlatacak. Ostim Teknik Üniversitesi ve bir firma tarafından elektrikli metrobüsün özelliklerini muhabir arkadaşımız Şeyma Bay bizlere anlatacak. Ostim Teknik Üniversitesi ve bir firma tarafından söyleyelim, tek şarj ile 250 kilometreye kadar yol alabiliyor. %100 elektrikli. Şu anda metrobüs şoförünün bulunduğu alandan görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Camlı bir alanla kapalı bir şekilde yolcu güvenliğini ve şoförün güvenliğini sağlamak adına oluşturulmuş bir alan. Metrobüsün içinden de görüntüler gösterelim sizlere. İçerisinde 5 adet solda, 4 adet sağda olmak üzere toplam 9 kapı bulunuyor. Tam 250 yolcu kapasiteli olduğunu söyleyelim ve 250 yolcuyu taşıyabiliyor, yolcu kapasitesi olduğunu söyleyelim. 25 metre uzunluğunda tek şarj ile 250 kilometreye kadar yol yapabiliyor. Tamamen doğa dostu olduğunu söyleyelim. %100 elektrikli olduğunu belirtelim. Daha güvenli, daha konforlu ve doğa dostu bir metrobüs aracı olduğunu söyleyelim. Ankara'da yer alacak ve hizmet verecek. Türkiye'nin pek çok noktasında da aslında bu metrobüslerden bulunuyor. Konya, Eskişehir, İzmir, Elazığ, Manisa, Malatya, Antalya, Kayseri'de hizmet veriyor bu metrobüsler. Bugün de bir test sürüşü yapılacak. Test sürüşünde ne kadar güvenli olduğuna bakılacak. Teknik donanımları test edilecek. Biz de içerisinden görüntüler getiriyoruz. Gayet konforlu bir şekilde oluşturulmuş. Ankara'da vatandaşların daha konforlu bir ulaşım almaları adına bu noktada görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Bir ay süresince Ostim'de sergileneceğini söyleyelim. Tekniklerin, testlerin tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayacağını söyleyelim ve söz yeniden size bırakalım. Ostim Teknik Üniversitesi ve özel bir firma tarafından elektrikli metrobüs üretildi. Aynı zamanda otobüs olarak da kullanılabilen aracın Ankara'da test sürüşü yapıldı. 250 yolcuyu taşıyabilen metrobüs denemelerin ardından büyük şehirlerde hizmet verecek. Doğaya zarar vermiyor, tek şarjda 250 kilometre yol gidebiliyor. Türk mühendisler tamamen yerli elektrikli metrobüs üretti. Ostim Teknik Üniversitesi ve bir teknoloji firmasının desteğiyle üretilen aracın tanıtımı Ankara'da yapıldı. Metrobüs aynı zamanda otobüs olarak da kullanılabilecek. Türkiye'de bir ilk, dünyada da ilklerden bir tanesi. Çünkü elektrikle, muharrik gücü elektrik olan, dolayısıyla karbon emisyonu düşük olan, aynı zamanda da özellikle büyük şehirlerde taşımacılık verimliliği çok yüksek olan bir araç. Hem yeşil politikalar açısından hem de taşımacılık verimliliği açısından bu teknoloji çok çok önemli. Elektrikli metrobüsün teknik donanımları kontrol edildi, protokolü imzalandı. Elektrikli metrobüsün tüm hazırlıkları tamamlandı. Birazdan trafikteki performansını ölçmek için Ankara'da şehir turuna çıkılacak.
250 kişi yolcu kapasiteli metrobüsün uzunluğu 25 metre. Sürücüsüne ve yolcularına güvenli, konforlu yolculuk etme imkanı sağlıyor. İçinde bulunduğumuz araç özellikle metrobüs gibi hızlı otobüs ulaşım sistemlerine elektrikli bir alternatif sunuyor. %80'e yakın bir enerji tasarrufu. Ayrıca hiç gürültü problemi olmadığı için de gürültüsüz bir şehir içi taşıma seçeneği sunuyor. Metrobüs bir ay süresince Ankara Ostim'de sergilenecek. Denemelerin ardından şehir içi ulaşımda aktif olarak yer alacak. Ve Ankara'dan güzel bir haberle devam edeceğiz. %100 elektrikli yerli ve milli metrobüs bugün özellikle Ankaralıların kullanımına sunulacak. Nasıl? İlk test sürüşü yapılacak Ankara içerisinde ve sıcak başlığın ayrıntılarını alacağız. Kameralarımızı Ankara'ya, Ostim'e çeviriyoruz ve TV.net muhabiri Haluk Karakaya bu sıcak başlığın ayrıntısını aktaracak. Haluk, sen de o metrobüsün içerisindesin, ayrıntıları senden alacağız, söz sende. Evet Hasan Erdoğan, senin de ifade ettiğin gibi Türk mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen %100 elektrikli metrobüs tanıtım toplantısı törenindeyiz. Türk mühendisleri tarafından üretilen metrobüs aracı Ankara Ostim'den hareket edecek ve Ankara turu gerçekleştirecek. Türkiye'nin ilk yerli, yeni nesil ve çevre dostu ulaşım teknolojilerini taşıyan elektrikli metrobüsü yaklaşık bir ay boyunca Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde sergilenecek. Tek şarj ile 250 kilometre yol alabilen otobüs çift körüklü, 5 adet solda 4 adet de sağda olmak üzere toplam 4 kapılı ve 250 kişilik yolcu kapasiteli otobüs 25 metre uzunluğunda hizmet verecek. Elektrikli metrobüs Türkiye'de Konya, Eskişehir, İzmir, Elazığ, Manisa, Malatya, Antalya ve Kayseri'de başarıyla hizmet veriyor ve öte yandan da Almanya ve Lüksemburg gibi birçok Avrupa ülkesinde de büyük metropollerin toplu taşımalarında da kullanılıyor. Evet, az önce de ifade ettiğimiz gibi Türk mühendisleri tarafından üretilen %100 elektrikli yerli metrobüs aracı yollara çıkacak. Ostim'de bir özel firma tarafından üretilen metrobüsün tanıtım toplantısı gerçekleştiriliyor. Metrobüs Ankara Ostim'den hareket ederek Ankara turu gerçekleştirilecek. Az önce de ifade ettik, Türkiye'de yerli ve milli olarak üretilen metrobüs otobüsü Ankara vatandaşları için hizmet vermeye devam edecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Haluk Karakaya'dan ayrıntıları almış olduk. Türk sanayisi de yerli ve milli ürünlerle dünya piyasasında boy göstermeye başladı. Türkiye'nin ilk %100 yerli elektrikli metrobüsü üretildi. Türk mühendisleri tarafından tasarlanan çevre dostu metrobüsle Ankara caddelerinde görücüye çıktı. Türk mühendisleri tarafından tasarlandı. Tek şarjla 250 kilometre yol alıyor. Türkiye'nin ilk %100 yerli elektrikli metrobüsü Ankara caddelerinde görücüye çıktı. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankaralı sanayicilerin bu konuda öncü olmasından dolayı mutluydu. Biz hakikaten üniversite sanayi işbirliğine, mesleki eğitime çok ihtiyacımız var. Markalaşmaya ve katma değerli üretime çok ihtiyacımız var. Çünkü biz maalesef cari açık üreten bir ülkeyiz. Biz gelirimizden daha fazla giderimiz var. Çift körüklü, 5 adet solda, 4 adet de sağda olmak üzere toplam 9 kapısı olan metrobüs 25 metre uzunluğunda. 250 yolcu kapasiteli metrobüs tek şarjla 250 kilometre yol gidebiliyor. Biz sohbete daldık bunda. 7 yıl önce elektrikli otobüs üreterek yola çıkan yerli firma şimdi de elektrikli metrobüs üretmeye başladı. Hedef, üretilen araçları yurt dışına da satmak. Elektrikli otobüsümüz şu anda 9 tane şehrimizde Türkiye'de kullanılmakta. Ostim Teknik Üniversitesi ile yapmış olduğumuz bu ARGE çalışmalarını bundan sonra beraber yürütebilmek adına bir işbirliği protokolü imzalayacağız. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Elektrikli metrobüs yolculara temiz, konforlu ve güvenli bir şehir içi seyahati deneyimi sunuyor.